Merhaba, ben Gizem Bilgen, dansçı ve koreografım. İKSV'nin düzenlediği İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Hiatus ve Dislokasyon adlı iki ayrı koreografim sergilendi. Koreografi ne demek? Koreografi aslında belli hareketlerin belli bir düzende ve estetikte yan yana gelmesi olarak özetleyebiliriz. Dansçı olarak ise İstanbul Müzik Festivali kapsamında Deniz Küstü adlı müzikal operada görev aldım. Bugün ise dans eğitmeni olarak İKSV Alt Kat'la birlikte Paribu'nun desteğiyle sizler için yaratıcı bir dans atölyesi hazırladık. Hareket etmenin kendisi aslında her alanda var ve dolayısıyla hareket ile olan ilişkimiz fazlasıyla önemli. Etrafınıza baktığınızda gördüğünüz her şey doğası gereği hareket ediyor. Aslında her şey hareket halinde diyebiliriz. Gündelik hayatımızda uyurken bile nefes alıp verişimizde belli bir hareket var. Ya da dışarıya baktığımızda arabaların akışında bir yerden bir yere giderken bir hareket var. Doğaya baktığımızda bitkilerin hareketi, sebze ve meyvelerin gelişimindeki hareket, hareketi sürekli var ediyor. Hayvanların kendini ifade etme biçiminde bile hareket çok önemli. Madem hareket bu kadar önemli, şimdi biz bu atölyede ne yapacağız? Hareketi dansa aktaracağız. Çok önemli bir konu. Nerede hareket ettiğim? O yüzden gördüğünüz gibi burada balonlar ve küçük üçgenler, kareler var. Kendi mekanınızı tanımlayabilirsiniz. İstediğiniz nesneyi yerleştirebilirsiniz. Hareket edeceğiniz alanda özellikle yer zemini çok önemli. Yer zemininin çok sert olmaması, çok yumuşak ve kaygan olmaması gerekiyor. Bir de eğer mümkünse yanınızda acil bir durum olduğunda seslenebileceğiniz biri olması gerekiyor. Şimdi başlamadan benim gibi rahat hareket edebileceğiniz bir eşofman ve tişört. Onun dışında kullanabileceğiniz malzemeler olarak renkli uzun kurdeleler olabilir. Renkli tüller kullanabilirsiniz. Örneğin bunun gibi. Fakat bunun boyutu hiç önemli değil. Daha küçük olabilir, daha büyük olabilir, daha kısa olabilir. Hafif olması sizin için yeterli. Hareket halinde ve akıcı olması sizin için yeterli. Bugünkü yaratıcı dans atölyesinde vücudumuzu parça parça tanımlayacağız, tanıtacağız. Öncelikle gördüğünüz gibi uçan balonumu başımın arkasına yerleştiriyorum. Ve yavaş yavaş, sanki 100 kiloymuş gibi hayal edebilirsiniz. Başımı yavaş yavaş aşağıya doğru bırakıyorum. Aşağıya doğru yavaş yavaş iniyorum. Bütün ağırlığınızı, başınızın hafifliğini düşünebilirsiniz. Ve dizleri kırarak ya da düz olarak tamamen serbest yukarıya kalkıyorum. O kadar aşağı gidemeyebilirsiniz. Şu kadarcık bile gitseniz yeterli. Önemli olan başınızın ağırlığını hissetmeniz. Sağa sola küçük hareketler yapabilirsiniz. Kalktığınız zaman kafanızın tepesinde rengi de hayal edebilirsiniz. İster turuncu, ister mavi, ister yeşil. Bir balon hayal edin. Sanki o balonu gökyüzüne doğru başınızın tepesinden uzuyormuşçasına düşünebilirsiniz. Boynumuz özellikle gündelik hayatta yemek yerken örneğin şu hareketi yaptığında boynumuza bazen küçük müdahaleler yapabiliyoruz. Mümkün olduğu kadar yemek yerken, diş fırçalarken, bir şey okurken boyun eklemime ve başımın hareketine özen gösteriyorum. Ve her zaman uçan balonu hayal ediyorum. Özellikle bu kısmayı yapmamaya çalışıyorum. Orayı mümkün olduğu kadar serbest bırakıyorum. Şimdi göğüs kafesine geçeceğiz. Elinizi göğsünüze koyabilirsiniz. Hafif göğüs kafesimi yukarıya doğru, gökyüzüne doğru açıyorum. Ve kendi içime küçülüyorum. Bu küçülmekte göbek deliğinize bakmak size yardımcı olacaktır.
gökyüzüne doğru böyle kocaman kollarınızı açıp sonra sanki birine sarılıyormuş gibi küçülebilirsiniz. Sırtımı gördüğünüz gibi sırtım kürek kemiklerimden küçülüyor. Uzadığım zaman sırtımı açtığımda kürek kemiklerim birbirine yaklaşıyor ve bu hareketi yaparken özellikle omuz eklemim, dirseğim ve el bileğim hareket ediyor. O yüzden göğüs kafesini sanki havayı kucaklarmışçasına ve havayı tekrar sarmalarmışçasına hareket ettirebiliriz. Omuz eklemim kendi içinde daireler yapabilir. Farklı yönlere gidebilir. Tek başına omuz eklemim hiçbir işe aslında yaramıyor. Az önce sırtımız üzerinden konuştuk. Omuz eklemimin bağlantısı hem sırtımda, hem dirseğimde, hem de el bileğimde. Parça ve bütün düşünebilirsiniz. Kocaman bir kol hareketi yaparken aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Domino etkisini bilir misiniz? Bir şey başlar ve akarak diğerlerini tetikleyerek devam eder. Omuz devam ederken kürek kemiğimi etkiliyor, dirseğimi etkiliyor, el bileğimi etkiliyor. İsterseniz el bileğinizin hareketi için küçük renkli kurdeleler alabilirsiniz. Kolda kurdelenin hareketini düşünüp hayal edebiliyorum. Daha kısa ve hızlı hareket ettiğimde, daha uzun ve büyük hareket ettiğimde, kolumun hareketi el bileğimden kırarak hareket ettiğimde ya da dirsekten kırarak hareket ettiğimde ya da sadece sabit dönerek hareket ettiğimde kurdelenin akışı ve hareketi üzerinden bütün havayı kapsayacak şekilde belki sadece yerden sürüyerek kol hareketini çeşitleyebilirsiniz. Özellikle oturma kemiklerim çok önemli kalça hareketi yaparken. Nasıl? Oturduğunuz zaman genelde ağırlığımız arkada oluyor. Ama oturma kemiklerimi hissettip o hayali uçan balonu hatırlayarak yukarı doğru uzadığımda üstünde oturma kemiklerinin hareket ettiğini düşünebilirsiniz. Ve sanki onlara birer göz yerleştirip bütün etrafı görecek şekilde ufak daireler çizerek yönlendirebilirsiniz. Şimdi bunu yaparken ne devreye giriyor? Kolda olduğu gibi burada da kalça eklemim, omuz eklemimde olduğu gibi daha dairesel hareket ederken dirseklerim sadece bükülebiliyor. Dizim sadece bükülebiliyor. Dolayısıyla diz ve dirseğim aslında mekaniği aynı. Yani bükülebiliyor, düzelebiliyor. Omuz ve kalça eklemim dairesel hareket ediyor. Şimdi kalçadan ayaklara geçtiğimizde özellikle dizlerimizi çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü dizler her zaman parmak uçlarımla paralel olmayı talep eder. Daha sağlıklı yürüyebilmem için, daha sağlıklı hareket edebilmem için, zıplayabilmem için dizlerimin hareketi önemli. Onları o kadar özenli kullanmalıyım ki özellikle genelde en popüler hatalardan bir tanesi onları birbirine yaklaştırmak. Onları asla birbirine yaklaştırmıyorum. Bir balon yine hayal edebiliriz. Ya da bir tenis topu. Dizlerimin ortasına koyuyorum ve dizlerimi kırdığımda mutlaka bir ufak aralık olmasını bekliyorum. Onlar birbirine yaklaştığı zaman kalça ekleminde belli bazı sakatlıklar olabilir. O yüzden çok dikkat ediyorum. Ayaklara geçtiğimizde ayaklar benim bütün iskelet ve kas sistemimi taşıyorlar. Onlara her gün çok yük biniyor. Dolayısıyla parmaklarınızı, ayağınızı yere nasıl bastığınıza lütfen dikkat edin. İçe mi ağırlığım düşüyor yoksa dışa mı? Topuk burun ilişkisinde nasıl yürüyorum? Yerle nasıl ilişkileniyorum? Dikkat ediyorum. Şimdi parmaklarım tamamen
yere çöklendiğimi düşünerek basıyorum. Geri itiyorum. Yukarı uzuyor, değiştiriyorum. Tekrar uzuyor ve değiştiriyorum. Yukarıda şimdi kalmaya çalışacağım. Uzadım ve yukarıda kalmaya çalışıyorum. Ve tekrar iniyorum. Aslında parçaları düşünürken bütün vücudumu asla unutmuyorum. Dolayısıyla aslında ayak parmak uçlarından omuz eklemime, başımın tepesine her yer birbiriyle ilişkili. Başım hareket ederken boynum devrede, omuzlarım hareket ederken dirseklerim, sırtım devrede, göğüs kafesim kollarımla ilişkili. Aynı şekilde kalça eklemim, dizlerim, ağırlığım yere bastığında ayak tabanlarımla ilişkili. Kalça hareketimle omuz hareketim dairesel hareket ederken diz ve dirsek sadece ne yapabiliyor? Bükülebiliyor. Burada çok önemli bir şey hatırlatmak istiyorum. Her beden biricik. Herkesin farklı omuz boyutları olabilir. Kürek kemikleri farklı yerlerde olabilir. Önemli olan hareketin doğasını keşfedip aslında akışta serbestçe hareket etmek. Şimdi ufak bir egzersiz yapacağız. Önce bu hareketli tülü yukarıya doğru fırlatıyorum ve onu kolumla tutup tülün hareketiyle ufak daireler çizebilirsiniz. Ya da yine tülün hareketiyle sırtınızdan yakalayarak az önce konuştuğumuz kürek kemiklerinizden bir pelerin gibi kullanabilir, sırt hareketi yapabilirsiniz. Ya da ayağınızla taşıyabilirsiniz. Özetle vücudumuza çok iyi davranmamız gerekiyor. Mesela gündelik hayatta yemek yerken, dişimizi fırçalarken boyun hareketimize özen ve dikkat ediyoruz. Örneğin yataktan uyandığımızda esnedik kalkıyoruz. Direkt kalkmıyorum. Mutlaka yandan başımın ağırlığını az önce konuştuk taşıyarak kalkmaya özen gösteriyorum. Evde kendiniz müzik eşliğinde serbest olarak doğaçlayabilirsiniz. Her beden biricik ve her bedenin farklı hareket motivasyonları olabilir. Dolayısıyla istediğimiz gibi serbestçe hareket etme özgürlüğümüz var. Önemli olan kendimize sadece hareket ederken iyi bakmak. Nasıl iyi bakmak? Özenli, dikkatli hareket etmek. Az önce konuştuğumuz gibi mekan sınırları içerisinde yer zemininin iyi olması gibi. Siz de istediğiniz malzemeyle, herhangi bir kumaşla ya da nesneyle, yumuşak ve hafif bir nesneyle istediğiniz gibi serbestçe dans edebilirsiniz. Dans daima.